Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de. Die Solidarität, die stärker ist als jedes autokratische Regime dieser Welt, wenn wir zusammenstehen, wenn wir zusammenhalten. Religion is not a crime! Stand with Uyghurs! Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlalleri protesto edildi. Viyana'da üniversite öğrencisi olan Leyla Mehici tarafından organize edilen protestoya yoğun katılım oldu. Yürüyüş sonrası Schwarzenbergplatz'ta toplanan vatandaşlar Uygur Türklerine özgürlük, katliamlara son, Çin'de 3 milyon Uygurlu keyfi şekilde tutuklu yazılı pankartlar açtı. Merhaba, burada Uygur vatandaşlar için Leyla Mehdi arkadaşımız bir demonstrasyon organize etti. Kendisine çok çok teşekkür ederiz ve kendisinin bu konuda olan düşüncelerini almak için direkt kendisine veriyorum mikrofonu. Was sind deine Beweggründe gewesen, dass du diese Demonstration veranstaltet hast? Also ich und meine Familie, meine Schwestern, wir haben nach einer Weile ziemlich viele Videos online gesehen von den Konzentrationslagern und was dort alles passiert. Und es hat uns sehr bewegt, weil wir auch selber Muslime sind und das sind unsere Geschwister. Und wir haben gesagt, warum macht niemand hier in Europa was? Und dann haben wir uns gedacht, ja okay, komm, machen wir eine Demo, auch wenn wir alleine stehen mit einem Plakat. Egal, damit die Welt weiß, wir sind dagegen. Und dann, alhamdulillah, sind sehr viele Leute dazugekommen. Es hat sich herumgesprochen und ja, jetzt ist die Demo geworden und ich bin happy, dass das alhamdulillah passiert ist, ja. Ich übersetze das mal kurz. Ben ve kız kardeşim çok videolar gördük diyor. Uygurlara yönelik olan zulümlerden. O yüzden bu bizi bayağı üzdü. Üzdüğü için de bu demonstrasyonu yapmak istedik. Düşündük bir başlangıcı yapalım. Yanımızda kimse olmasa bile, tek başımıza dikelsek bile en azından bir başlangıç yapalım ki ileride böyle demonstrasyonlar daha çok çoğalsın, daha çok ilerlesin ve daha çok kişiler katılsın diye. Avusturya eski milletvekili Marta Bismann da protestoya katılarak konuşma yaptı. Wichtig, wir müssen solidarisch sein mit unseren Schwestern und Brüdern, die in Lagern festgehalten werden und deren kulturelle Identität ausgelöscht werden soll, auf der ganzen Welt, unabhängig von unserer Religion und Herkunft und ethnischen Zugehörigkeit. Wir müssen zusammenstehen, weil wir sind auf der ganzen Welt eine Menschheitsfamilie. Und es kann uns auch passieren. Es ist das Gleiche, wie wenn es unserer Familie angetan wird. Und ich erwarte mir von vor allem nicht-muslimischen Menschen, dass sie sich daran beteiligen, weil die Menschenrechte gelten immer, sie gelten überall und sie gelten für jeden auf der ganzen Welt. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass vor allem hier in Österreich, wo wir Genozid erlebt haben, auf unserem Boden vor 70 Jahren, wo wir sagen, nie wieder darf das passieren, dass wir hier aufstehen und das verhindern, was heute passiert in China. Deshalb bin ich da und deshalb werde ich es weiterhin unterstützen. Uygur Birliği Başkanı Mevlan Dilşat, Çin'de toplama kamplarının kapatılmasını isterken yaklaşık 3 milyon Uygur Türk'ünün toplama kamplarında baskı ve işkence gördüğünü belirtti. Bugün güzel bir organizasyon oldu. Leyla kardeşimizin ki başçılığında organize ettiği hem Avusturya'daki üniversite gençlerinin de destek verdiği ve Avusturya Birliği olarak Uygur Şegimeyn de Österreich olarak bizim de destek verdiğimiz bir yürüyüştü. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Bugünkü bu yürüyüşün ki amacı her yürüyüşümüz gibi olduğu gibi Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dışı zulümle artık dur değinmesi gerekenle tüm dünyaya duyurmak amacıyla burada bulunmak. arkadaşlar slogan atıyor da burada toplanmış bulunmaktayız.
güzel bir şey oldu diye düşünüyorum. Yani en azından 4 sene 5 sene evvelsinde yaptığımız yürüyüşlerde 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi şimdi yavaş yavaş çoğalıyoruz. Oradaki zulümü anlatmaya çalışıyoruz. Biraz da başarılı olduk diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar yani her milletten gelip de buradaki zulüme dur demesi çok önemliydi. Bugün Alban'ı, Arap kardeşlerimizden, Bosnalı kardeşlerimizden, Avusturyalı kardeşlerimizden, Türk kardeşlerimizden, Kazak olarak, Uygur olarak yani bir sürü millet burada bir danışma içindeydi. Önemli olan bu danışmayı göstermektik. Yani bunu gösterdiğimiz için de çok mutluyum. Bundan sonraki yürüyüşlerimiz devam edecek. Doğu Türkistan'daki zulüm, soykırım durana kadar biz yurt dışında oradaki 35 milyon halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz. İnşallah Doğu Türkistan'ın bağımsızlığına kavuştuğu bir gün Doğu Türkistan'da buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederim. Çin aleyhine slogan atan göstericiler polis kontrolünde olaysız bir şekilde dağıldılar. Avusturya haberlerinin doğru ve güvenilir adresi Utkan TV. Utkan TV.